Rol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Evet, Farah'ın rotasında sizlerle birlikteyiz ve bu sabah çok yakından tanıdığınız bir konuğum var. Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu. Hoş geldin Sadi. Hoş bulduk. Biz sabah saat 8'de buluştuk ve 8'den şu ana kadar yapmadığımız dedikodu, ekonomiye ilişkin bakmadığımız bir şey kalmadı. En son siyasi istikrar endeksine bakıyorduk. Ondan sonra biraz önce onun sonrasında bayağı bir Erdem Başçı'nın dedikodusunu yaptık değil mi evet, Sadi? Evet, evet. Ona hani ama dedikodu olmaz herhalde aynı şeyleri şimdi konuşursak. 1.80 olacak mı dolar, buna bakacağız. Arkasından da sen bana sormuştun yani hisse senedi alıyor musun? Ben dedim biliyorsun almıyorum asla. Evet, evet. Girmiyorum hiçbir şekilde. Ama az önce de ama dedik çocuklar için alıp hep bir kenara atmak lazım biraz biraz. Uzun yani çocuk, vadeli. Evet, çok uzun vadeli evet. Alıp atmak lazım. Onları konuşuyorduk. Sonra içeriden Rona, bizim yönetmen dedi ki hocam yayına giriyorsunuz dedi. Biz yayını unutmuştuk yani. Evet değil evet, mi? Evet, yayına gireceğimizi falan unutmuştuk. Bayağı koyu bir sohbet gidiyordu. Biz aslında girmeyelim yayına Sadi. Tamam. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Devam edelim. Evet, devam edelim. Bu arada İlk genel olarak şöyle senden bir şey rica edeceğim. Yani bir resim çizer misin? Şu an dünyanın, dünyayı nasıl görüyorsun? Yani işte ABD ekonomisi, Asya, işte Avrupa ve Türkiye. Şu an dünyada, dünyanın bir resmini çekmeni istiyorum. Çok ilginç. Geçen bir konuğuma da söyledim. Sayın Babacan muhteşem tespitler yaptı son konuşmasında. Amerika'daki sorunun ne olduğunu çok güzel yerine getirdi. Avrupa'da işler düzeliyor gibi ama orada sıkıntı devam ediyor dedi. Birçok ülke bu litrolar ve sağlanan imkanlar, Draghi'nin vermiş olduğu bu imkan, hani tahvilleri alırız lafından sonra rehavete girdi ve yapısal reformlara evet, devam etmiyor evet, dedi. Asya'daki durumu çok güzel özetledi. Ve Türkiye için de ilk defa bir siyasetçi büyümenin kalitesi iyi değil dedi. Yani bak, bugüne kadar hep bir şey gördük. Bakın gördünüz mü? %4.4 büyüdük, 4.2 evet, büyüdük, evet, şöyle büyüdük demek yerine kalite. Bu çok gerçekçi yaklaşım, beni çok etkiledi. Onun çizdiği resim gerçekten çok güzeldi. Bir de senin resmini alabilir miyiz? Sen şu an küresel olarak ne görüyorsun? Sayın Babacan'ın söylediğini veyahut da bazı uyarılarını ben söylesem hemen kötümser işte ne olacak diye hemen yaftayı yapıştırırlardı. Neyse ki arada sırada bu işleri doğru söyleyenler de var. Evet, evet. Özellikle dış analizleri gerçekten çok iyi yapıyoruz. Amerika hakkında, Avrupa hakkında acayip güzel analizler yapıyoruz ama Türkiye'ye gelince analizler nedense şöyle doğru dürüst bir analiz yapmıyoruz, yapmak da istemiyoruz. Evet. Ama arada böyle belki ağzımızdan ama kaçırıyoruz. Ama bir tek onu da Sayın Babacan yapıyor. Yani, evet, yani evet, o ben daha başkasından duymadım. Yok, yani gerçekçi analizi bir tek bazen Mehmet evet, Şimşek'ten de gerçekten temkinli olmamız gerektiğine dair bir takım uyarılar geliyor. Doğru. Evet. Onun da hakkını verelim. Şimdi şöyle, aslında tabii işin temelini tartışmıyoruz. Temel tartışılmıyor ama ben önce bir dünyadan geleyim sonra... Evet, şu an sen nasıl bir resim görüyorsun? Yapalım. Tamam. Ve bu resimdeki merak ettiğim en çok şey, tamam mı? Evet. Genel senaryo, herkesin hı, inandığı senaryo. Bundan sonra ülkelerde faizler yükselmeye başlayacak. Evet. Ve sermaye artık eskisi kadar olmayacak. Gelişmekte olan ülkeler bu konuda bir miktar zorluğa girecek. Eskisi kadar sermaye akımı olmayacak. Genel hikaye evet, bu gözüküyor. Senin senaryon şimdi, bu mu? Ya, tabii finansal piyasalar daha çok Bernanke'ye ve işte Bernanke likiditeyi verecek mi vermeyecek mi evet, buna takıldı ama... Amerikan ekonomisindeki toparlamanın ben çok güçlü olduğunu çok net bir şekilde söyleyeyim, düşünmüyorum. Yani Amerika'nın daha yapısal gerçekten önlemler dediğimiz, kamu borcunun gayri safi yurt içi hasıla oranı biliyorsun artık tavana geldi, tavanı deldi. Belki bir yerlerden kaçaklar da vardır ama onlar da gizleniyordur. Dolayısıyla borç sorunu, gerek hane halkının borçluluk oranı, gerek firmaların borçluluk oranı, gerekse devletin borçluluk oranı Amerika'da inanılmaz yüksek. Ve ekonomideki o toparlanma dedikleri olay, hı hı, bence çok da öyle büyük bir toparlanma yok.
İşte ev satışlarında büyük bir artış var. Ya Amerika'daki ev sistemini hep böyle fırsat buldukça anlatmaya çalışıyorum. Evet, ev fiyatları artıyor Amerika'da, doğru. Birileri tekrar alıyor. Peki kim alıyor bunu? Gerçekten işte faizler yükselecek, son treni kaçırmayalım diyen bir kesim var. Bunlar alıyor. Bir de biliyorsun orada evlerin sahipleri, yani morguçtan geri gelmiş olan evlerin sabit giderlerini morguç şirketleri ve finansal kurumlar ödüyor. Biliyorsun Amerika'da o bizim kapıcı parası dediğimiz, sabit gider dediğimiz giderleri kiracı öder Türkiye'de. Tabii ama ki. Amerika'da ev sahibi, yani aldığı kiradan tabii öder. Kiranın içindedir onlar. Kiranın içindedir. Dolayısıyla siz evi aldınız, geri verirseniz eğer o kirayı ev sahibi, yani kimin elinde kaldıysa, mortgage şirketi, finans kurumu, banka, kimin elinde kaldıysa o öder. Dolayısıyla bunların elinde inanılmaz bir şekilde böyle stok var. Ha şimdi şunu da yapamaz. Evi satmadan da içerideki kiracıyı çıkartamaz. Evet. Ve belki adam kiracı ödüyorsa çıkartamaz zaten. Kesinlikle. Hayır, öyle değil. Kira ödemiyor. Yani 2 ay ödemezse şimdi, çıkartılabiliyor bildiğin. Ya şöyle, mesela ben evi sattım. Tamam. Yani evi sattım, morguç şirketiyim. Sen diyelim ki aldın evi benden. Sonra bir yıl sonra baktın 2007 yılında işine gelmedi, evi geri verdim bana. Dedim ki ben ödemiyorum kardeşim taksitlerini dedim. Evet. Evi boşaltmak durumunda değilsin. Boşaltmıyorsun. Evet. Evi boşaltmıyorsun. Kira ödemeye devam ediyorum. Hayır, kira ödemiyorsun. Kira da ödemiyorsun. Bekliyorsun ya. Bekliyorsun evin içinde. Ya sen ne söylüyorsun? Bu inanılmaz bir şey. Ben öyle bir... Yani tabii ben şimdi Amerika'da böyledir yani evet, bu iş. Evet, mortgage'dan evi aldım. Tabii. Bir yıl sonra da dedim ki ya ben ödedim ama artık ödemiyorum. Ondan sonra ne yapacağım? Hayır, şöyle oturuyorsun evde. Devlet seni sokağa atamıyor. Yani hiç kimse seni sokağa atamıyor. Çünkü evi başkasına satmış olsan çıkmak zorundasın. Hemen çıkacaksın. Evet. Ama evi satmazsam ben eğer finans kurumu olarak ne yapamıyorum? Dışarıya atamıyorum seni. Kira da mı alamıyorsun? Kira da alamıyorum. O apartmanın bütün elektrikleri hep böyleyse, apartmanın elektrikleri kesilmesin diye eğer yönetime oturan herkes sadece aidatını öderse, hizmet parasını öderse, çıkaramazsın adamı da oturur evde. Şimdi düşünebiliyor musun? Bir sürü finans kurumunun, mortgage şirketinin elinde bu şekilde ödeme yaptıkları ve insanları çıkartmadıkları evler kaldı. Oysa kiraya verse bu evi, kira geliri olacak. Şimdi finans kesimine büyük bir likitte aktarımıyla Merkez Bankası inanılmaz likitte veriyor. Bunları ne yapacak? Reel kesime vermiyor. Reel kesime vermediği için bunları bankalar, finans kurumları ne yapıyorlar? Gidiyorlar, evleri toparlıyorlar şimdi. Evet. Ucuz fiyatlardan evleri toparlıyorlar. Oturanlara diyorlar ki ya çık ya da kira öde diyorlar. Evet. Anlatabildim mi? Şimdi biz bu faktörü dikkate almadan diyoruz ki Amerika'da artık ev fiyatları yükseliyor. İşler çok iyi gidiyor. Sonra kusura bakmayın ben bazen böyle bu PMI bilmem ne falan filan satın alma gücü efendim şirketlerin CEO'larının beklentileri bilmem ne. Yani ne diyeceğim yani şirketim batıyor çok kötü durumdayım onun için ciromun düşmesini bekliyorum mahvolacağız falan diye mi anketleri doldururum ya. Böyle bir saçma sapan bir şey var mı yani? Ama biz, bir de şöyle bir şey de var. Ya hani, tamam erken uyarı olarak kullanın siz bunu yani bir şey demiyorum da. Hayır bizde de var ya o anketler ama şöyle bir şey var. Bir geçen ay ne kadar... sipariş aldın. Arttı mı azaldı mı deyince bu objektif bir soru. Hani gelecek ay ne kadar sipariş alacaksın sorusu anlamsız. Peki nasıl doluyor anketler? Gerçekten somut bir şekilde alınıp alınmadığına dair yapılıyor mu? Yalnız ben şeyi biliyorum yalnız. Hani o PMI anketleri, satın alma yöneticileri var ya. Ne kadar sipariş verdin bu ay? Bu soru önemli bir soru. Tamam. Ve şeyi de sanayi üretimi ve büyümeyle de korelasyonuna baktığın zaman ben hani yapılmış çalışmalardan bakıyorum. Genel olarak fena gözükmüyor. Ama dediğin doğru. Yani bir tane, iki tane veriyle artık bütün ekonomiler toparlanamıyor. Evet. Yani öyle bir şey anlamsız hakikaten. Onu anlatmaya çalışıyorum. Aynen. Aynı şey işte. Yani aynı şey ona benziyor. Yani anlatayım. Birkaç veriye bakıp böyle o sırada mesela ben eğer şirketimin durumunu iyi göstermek istiyorsam ne yapıyorum? Ona göre anketi dolduruyorum. Yapılmıyor mu yani bunlar? Allah aşkına Türkiye'de anketörlük yapan arkadaşlar çıksınlar söylesinler nasıl anketler yapıldı. Ben de yaptım. Yani, öğrenciyken, üniversitede öğrenciyken. Hepimiz bulaştık bu işlere. Onun için daha rahat konuşuyorum. Dolayısıyla Amerika'da çözülmüş bir şey yok. Evet. Bankacılık sektöründe ciddi sorunlar var. Amerika'da Merkez Bankası'na bıraktılar biliyorsun bankacılık sektörünün denetlenmesini. Dolayısıyla Merkez Bankası hala likitte veriyorsa,
hala keseceğim demesine rağmen likitte veriyorsa bir kere sorunlu bir ekonomi devam ediyor. Peki neden Amerika buna devam ediyor da balonları şişiriyor arada? Çünkü finansal kesimden reel kesime gitmiyor. Tam bir dikotomi. Yani finansal kesimden reel kesim birbirinden ayrılmış. Ben hani şimdi bir tüketiciler mi kredi almıyor? Bankalar mı vermek konusunda temkinli davranıyor? Niye veremiyor? Niye tüketiciye veremiyor? Bir kere Amerika'da şöyle bir şey var. Siz banka olarak bir kişiye eğer borcunu ödemediyse, geri vermediyse bütün kredi kalitesi ne oluyor o kişinin? Tamam, bozuluyor. Evet. Dolayısıyla ortalama yanlış bir rakam söylemeyeyim ama ortalama 8 yılın geçmesi gerekiyor ki o kişinin kredi kalitesini yeniden düzelmesi. Ya abi o zaman iş çok kolay. Direkt FED şunu yapacak. Oradaki bütün bankalardaki sicilleri silecek. Aynen öyle. Bunlar yapılmıyor mu zannediyorsun? Bunlar yavaş yavaş ya bütün her şey muhasebe oyunlarıyla gidiyor. Yani yapma Yaşar, bilmiyor musun? Yani market to market fiyatlama diye bir şey var mı şu anda Avrupa bankalarında, Amerikan bankalarında? Yani piyasa fiyatlaması. Yani sen elinde tahvil bono var, batmış. CDO dediğimiz o çok zaten Fed almış. Almamış olsa tamam mı? Bir tık onu piyasa. Gerçek piyasa fiyatından göstersen sıfır göstereceksin. Yok, yok öz varlık şey. Erimiş oluyor. Ama onu nereye atıyorlar? Muhasebe oyunu yapıyorlar. Vadeye kadar elde tutulacak menkıymetlerin içine sallıyorlar. Ondan sonra piyasa fiyatlamasından tabii likiditesi kaçıyor. Bitmiş her şeyi vadeye kadar elde tutulacak menkuymetler. Devlet yani. Devlet şimdi, zamanı gelince verecek. Reel kesimde ciddi sorun var. Bak 47 milyon insan orada yiyecek yardımı alıyor ya Amerika'da. 47 milyon. 300 milyon nüfuslu bir ülke. Gelir dağılımının bozulduğu ve gelirlerin kısıldığı bir ülkede reel kesimin ayağa kalkması çok kolay değil. Ama finans piyasalarına bakarsan her şey muhteşem gidiyor. Her şey muhteşem. Borsalar yükseliyor, işte efendim şunlar. Ama karlar, öyle bir kar yok. Yani ortada reel kesimin karı falan yok yani. Hep böyle sanal işlerin yıkayı edersen. Bir de baby boomerslar var ya, onlar emekli oluyormuş şimdi. Ha, bu sene. Tamam mı? Bu baby boomers dedikleri. Yani 1900 kaç doğumlular onlar? Hani şimdi emeklilik zamanı gelmiş. 40'lar, 45'li yıllar falan. Yani savaştan yıllar, sonraki savaş dönemleri sonrası, müthiş bir nüfus artışı var. Onlar şimdi emekli oluyor. Onların da sosyal güvenliğe acayip büyük bir yük getireceği. Bir de artı. Bütçe, bir de istihdamı da şey yapıyor, çalışabilir nüfusu da azalttığı için emeklileri saymıyoruz ya işsizlik rakamlarından. İşsizlik rakamları da öyle güzel görünmeye başlıyor. Dolayısıyla Amerika temel sorunlarını çözebilmiş değil. Ve Fed şunu da görüyor. Bir kere Fed'in konuşmalarını zannediyoruz ki biz bize konuşuyor. Hayır, bize konuşmuyor Fed. Kendi yatırımcısına konuşuyor. Aynı şeyi hatırlarsan 95 yılında da yapmaya başlamadı mı Fed? O zaman da Merkez Bankası Başkanı Greenspan'di. Greenspan ne dedi? Faizleri yükseltebilirim. Dikkatli olun. İşte uluslararası piyasalarda bir takım sorunlar var demeye başladı. Ve bütün yatırımcısına portföylerini boşalttırdı Asya krizi öncesi. Hmm. 97 yılında Asya patladığı zaman Amerika'nın kaybettiği, çok yanlış söylemeyeyim, 30 milyar dolarken Japon bankalarının kaybettiği rakam 1 trilyon dolardı. Asya battığında. Asya battığında Japon bankaları 1 trilyon dolar para kaybettiler. Onun için de zaten biliyorsun bankacılık sektörüne güven kalmadı. Dünyadaki en büyük 5 banka, 10 bankanın içinde 5 tanesi Japon bankası iken 2'ye düştü ertesi yıl 98 yılında. Neden oldu? Çünkü Japonların tahmini kayıpları, fonlarının tahmini kaybı 1 trilyon dolar gibi bir rakam. Avrupa bankaları, ki Avrupa zaten daha iki Almanya'nın birleşmesinin getirdiği sorunları aşamıyordu. 300 milyar dolar para kaybederken Amerikalılar sadece 30 milyar dolarla çekildiler bu piyasadan. Yani kendi yatırımcısını daha önce ne yaptı dünyadan? Çekti. Çünkü dünyada oluşan balonları görüyor. Kendi ülkesinde de sanal bir parasal genişlemenin sonucunun balon olduğunu ve bunların eninde sonunda büyük bir likitte genişlemesinin enflasyonist bir baskıya yol açacağını ve faizleri yükselteceğini, faizlerin yükselmesinin de finansal varlık balonlarını patlatacağını biliyor. Bizim gibi ülkelerde de patlatacağını biliyor. Onun için kendi yatırımcısına diyor ki adam olun, bu gibi ülkelerden çekilin artık diyor. Yeter diyor. Yeter, para yedik diyor. Güzel güzel kazandık diyor 10 yıl boyunca. Yavaş yavaş her fırsatı bulduğunuzda çıkın. Onların bastığı para bizim piyasaları muazzam yükseltti. Tabii. Biz de
Yani biz de kendimizden memnun zannediyoruz. Yani. Biz de ne kadar güzel ekonomimiz falan. Yani şöyle tabii evet. Dışarıdan para gelince çok güzel. Tabii yani canım, gelince, her zaman gidince şey. Ben şeyi soracağım. Asya krizinde şöyle bir durum vardı. Asya krizini bence biliyorsun hani sen dedin ya Amerika fark etti kriz evet, olacağını. Tabii, tabii, Paul Krugman'a Nobel'i getiren şey. Zaten evet. Paul Krugman'ın Asya krizini tahmin etmesidir. Evet. 1996 evet. yılında yazdığı bir makalede evet. Evet. özellikle söylediği şey şuydu. İş gücü ve sermayenin verimliliği acayip düşmüş evet. Asya'da. Hani %6-7 ile para alıyorlar, %1 bile kazanamıyorlar. Tabii. Bir de Asya paraları değer kazanıyor arada. O sırada değer kazanıyor. Evet, evet paralar. Ve burada büyük bir krizin patlayacağını söyledi. Uzun bir dönemdir de iş gücü sermaye verimliliğinin çok üzerinde bir büyüme. Aynen. Çünkü zaten eğer zaten büyüme iş gücü sermaye verimliliğinin toplamı değil midir abi? Ondan ne kadar uzaklaşırsan geri gelirsin oraya. Gelirsin. Asya geldi. Evet, evet, evet. Şimdi aynı mantıkla biz şey yaptığımızda bizim normalde uzaklaşıyorduk %8,5 büyümeyle falan da bu dışarıdaki şoklarla bizim balon bir geri iniyor. Yani bizde de balon şişmeye başlıyor. Sonra balon geri bir iniyor. Mesela şeyde 2012'de Babacan'la Erdem Başçı direkt faizleri yükselterek ekonomiyi soğuttular ya. O sırada bir evet. Zafer Çağlayan'la çok tartışma oldu ya. Mesela bence o doğru bir operasyondu. Yani o şişmekte olan bir ekonomide gazı aldılar. Yani 2012'deki tamam çok küçüldük falan ama en azından eğer o sene de biz %7 falan büyüseydik bugün krizdeydik bence. Bu son şokla, şu olayla çok ciddi bir dağılmıştık krizi. Canım. Ya. Tamamen dağılmıştık, dağılmıştık yani. Evet, evet tamamen yani, dağılmıştık. Şey olurdu. Şimdi tabii sana şeyi soracaktım. Asya'da tabii. 1 trilyon dolar diyorsun evet, Japon bankalarının kaybettiği Avrupa para 300 tabii. Milyar. Evet. Krugman ne diyor biliyor musun? Çok ilginçtir diyor. Ya bunlar diyor batacağını bile bile diyor. Avrupa diyor. Nasıl oraya para göndermeye devam etti? Bu çok cevaplanması gereken bir sorudur diyor. Ama cevabını da şöyle veriyor. Nasıl olsa IMF gelip bütün Asya ülkelerine borç verecekti. IMF'nin verdiği borcu da Avrupa'ya ödeyecektir. Aynen, Avrupa aynen, para kaybetmedi. Yani aynen. Sonuçta IMF geldi borcu verdi. Kriz öncesi bunların cari açığı yok kardeşim. En yüksek cari açığı bütçe olan %4,5. Bütçe evet. fazlası var. Yatırımların şeye oranı milli gelir oranı %40 yani %37-40 milli gelir büyüme ortalaması o 10 yılda tasarruf inanılmaz yüksek %6-7 zaten cari açık yok tamam mı sen diyorsun ki ya hani ulan dev gibi adamdı rahmetli diyorsun ya şimdi bakıyorsun verilere evet, makro evet, verilere evet. Asya krizinde evet, kriz evet. öncesinde evet. hiçbir şey göremiyorsun aynen, aynen. fakat nerede gizli biliyor musun mikroda gizli. Evet. Mikroda nerede? Firmalar aldıkları paraları kadar kazanıyor mu? Türkiye sana onu soracağım. Aldıkları yani, paraları gayrimenkule yatırdılar. Aynı bizdeki gibi böyle tamam işte abi, yükselmeye başladı. Manhattan gibi olmaya başladı her yer. Yani yukarı doğru gittikçe balonlar şişiyor demektir. Bir şehir yukarı doğru giderse balonlar şişiyordur. Aynı şekilde bizdeki konut fiyatları gibi. Ben de gibi, onu söyleyeceğim. Örneğin. Bak sadece bizde en büyük sıkıntı şu an dış borcun çok artması. Yani bu devlet borcu evet, diye kastetmiyoruz. Evet, yani yok, özel, özel kesim. Toplam dış borcumuzun çok artmış olması. Bu toplam dış borcu çevirmekte şu an firmalar ne kadar zorlanıyorlar veya elinde bir veri var mı, bir bilgi var mı? Yani bu firmalar yarın bir gün eğer çeviremezse Asya'da bütün özel sektör dışarıdan borçlanmıştı. Devletlerin hiç borcu yoktu. Özel sektörün borcu kamu borcuna dönüştü aynen, krizde. Aynen böyle oldu. Şu an bizde öyle bir risk var mı? Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim. Yani gerçekten bu hani dün Erdem Başçı'nın söylediği gibi sen bana sermaye giriş çıkışlarını söyle. Şimdi bu soruya tam cevap verecektin ama beni de uyarıyorlar. Reklam mı? Şu Rütük çok hassas o konuda. Yani reklama gitmen gereken tamam, saat konusunda. Tamam. Hemen bir kısa, çok kısa oluyor zaten tabii, bizim reklamlar. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Acaba Asya'da olan şeye benzer bir şey Türkiye'de olabilir mi? Devam edeceğiz konuşmaya. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu arada mailler de geldi. Mehmet Gül demiş ki Yaşar hocam kendi altını oyma sana kıyamam demiş. Teşekkür ediyorum. Sade hocanın şeyine girip gelme diyorsun. Keşke kendi altını oysam yani. Yok gerçekçi bak her şey düşündüğümüz doğru gerçek neyse olduğu gibi
kafamızdakini söylüyoruz. Onun sonuçlarına bakacak olsaydık... Ya zaten sürekli herkes iyi şeyler söylüyor. Boşver. Arada böyle 40 yılda bir de bazı şeyleri de söylememiz lazım. Yani çok önemli. Şimdi bak ben bir Amerika'dan alayım. Gerçekten önemli Yaşar. Fazla girmeyelim o oyma meselesine. şimdi Amerika'da, onun için Amerika'dan giriyorum dikkat edersen. Türkiye'yi pas geçtim. Amerika'dan başlayalım. Şimdi Bernanke'nin yaptığı olay aynı 97 Asya krizi öncesinde olduğu gibi, Merkez Bankası'nın uyarısı gibi kendi yatırımcısına diyor ki bu ülkelerden çıkın. Fakat şunu denediler. Baktılar ki bunun konuşması bile bizim gibi ülkelerden birçok fonun dışarı doğru çıkmasına ve aşırı bir şekilde piyasaların tepki vermesine yol açtı. İşte borsa çöktü, faizler yukarı doğru geldi, kur yukarı doğru geldi. Her şey inanılmaz etkilendi ve bunların çıkması mümkün değil. Çıkabilmesi mümkün değil. O zaman ne yaptılar dikkat edersen? Dediler ki bir dakika ya, daha Amerika'da datalar toparlanmadı. Biz biraz daha ne yapacağız? Devam edeceğiz dediler. Bir fırsat daha sundular. Bu da 2-3 aylık galiba. Bu da 2-3 aylık bir fırsat sundular. İşte ama piyasa yememiş gözüküyor ya. Vallahi piyasa yemedi. Piyasa yemedi ama bizim Merkez Bankası yemiş gibi 1.92-1.80 diyor hala. Ya bırak kardeşim kalsın burada kur yani, anlatabilirim. Niye uğraşıyorsun 1.92'leri? Bu kur bir de cari açığı çok aşağı çekecek bir kur aslında. Şimdi birincisi bu. İkincisi gelelim Avrupa'ya. Avrupa'da toparlanma var diyoruz ama evet olabilir. Bir takım toparlanmalar var. Fakat dikkat et, Avrupa'da da şöyle bir şey var. Avrupa Merkez Bankası biraz likitte verme taraftarı gibi, işte Macaristan'da faizler düşmeye başladı. Yani birazcık işler Avrupa'da da sarpa sarmış durumda. Bankalara da herhangi bir düzelme yok. Tam tersi. Zaten sarpa sardığını şeyden anlıyoruz. Dündüre gidiyor ya. Yeni evet. Bir üçüncü litro bile yapabiliriz diyor. Yapabiliriz. Likitte verebiliriz. Evet. Aynen öyle. Likitte verebiliriz diyor. Evet. Almanlar ne diyor? Ben diyor bankacılıkla ilgili düzenlemelere karışmam kardeşim diyor. Niye? Çünkü bankalardaki sorunlar o kadar yüksek ki aşılabilmiş bir sorun yok. Dolayısıyla bu yük bana kalmasın diye dikkat edersen Almanlar bunun dışında kalmaya çalışıyor. Onun için de seçim kazandı Merkel bak. Evet, evet. Merkel'in evet. Seçim kazanmasının nedeni bu, direnmesi. Evet, evet. Yani ben niye işte Güney'in bütün ayıplarını üzerime alayım sorunudur. Neyse, demek ki dünyada işler aslında çok iyi değil. Değil. Fakat bu işin bir de politik yönleri var. Şimdi dikkat edersen Amerika likiditeyi kısacağım dediği zaman BRİK ülkeleri, Asya'daki ülkeler hemen bir araya geldiler. Biz dediler kendi aramızda bazı sorunlar var, bunları çözebilir miyiz? Örneğin. Asya ülkeleri kendi aramızda kendi paramızla mı acaba ticaret yapsak demeye başladılar. Evet, evet, evet. Kendi aramızda bir kurtarma paketi mi yapsak, birbirimize likitte mekanizması oluşturacak bir oluşum içine mi girsek demeye başladılar. Demek ki kendi işlerinde bir takım çözümler... Neden abi, neden? 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 Çünkü eğer dolar likiditesi sıkışırsa dünyada en fazla zararı kim görecek? Ya bu ülkeler dolardan görecek. Kaçışa başlamanın ilk sinyali değil mi abi? Tabii, yani tabii, yani bu tabii. Dolara artık güvenmemenin, orada da borç evet. Milli gelirin %100'ünü evet. Aştı Amerika'da. Artık Amerika öyle çok da sağlam bir ekonomi falan değil yani. O zaman doların tahta ciddi anlamda sallanmaya başladı. Eğer ben aynen, ülke olarak aynen, gidip kendi aynen. Paralarımla ticaret aynen, yapmayı aynen. Konuşmaya başlamışsam, bilateral böyle ikili ticaret... gelişecekse bu çok büyük bir tehlike yani. Şimdi bir o boyut var. İkincisi senin sonuçta bütün krizler savaşlarla biliyorsun çözülüyor. Büyük krizlerin sonucu savaş. Şimdi Suriye'ye hazırlanıyorsun. Daha önce işte 2001 yılında nasıl çıktı dünya krizden? Parasal genişleme artı Afganistan artı Irak müdahaleleri. Şimdi Arap Baharı ile başlayan bir süreç ve o şekilde bu krizler atlatılmaya çalışılıyor. Ve bu arada yalnız büyük güç de ortaya çıktı. Yani bir Rusya faktörü, bir Çin faktörü ortaya çıkmaya başladı. Tabii bu Amerika'da bazı çevreleri de rahatsız ediyor. Evet. Yani burada bir hegemonik bir güç mücadelesi varken... Böyle bir hazırlıklar varken Amerika'nın böyle likiditeyi çok kısa sürede hemen tık diye kısması falan çok fazla mümkün değil. Ama bunu yaparken de bu şu anlama gelmemeli.
ya bu likit de tamam Türkiye'ye artık akıp gidecek. Hayır, kendi yatırımcısını kurtarmak için bu operasyonu sürdürecekler. Uzun vadeli bir operasyon olarak sürdürecekler. Yavaş yavaş her fırsat bulduklarında bizim gibi ülkelerdeki ağırlıklarını ne yapmaya başlayacaklar? Azaltmaya başlayacaklar. Benim gördüğüm şey bu. Resim bu. Şimdi yani. Türkiye'ye buradan gelirsek, Türkiye'de maalesef artık şu noktadayız. Tamam, sen baştan söyledin. Çok güzel açıklamalar yapıyorlar Sayın Babacan, Sayın Merkez Bankası Başkanı. Çok güzel. Dünyayı analiz ederken muhteşem. Sermaye akımı. Her şey dikkat edersen sermaye akımlarına dayalı hale geldi. Peki biz niye şunu tartışmıyoruz? Neden kardeşim Türkiye'de bu kadar büyük bir cari açık ortaya çıktı? Burada mutlaka en kısa sürede bu noktadan geri dönmemiz gerekiyor deyip buradaki önlemleri tartışmıyoruz da her şeyi rahatlamışız. Ama sadece orada haksızlık yapmayalım. Şey yapmadılar mı? Yani şu enerji, nükleer enerji yatırımları vesaire, cari açığı engel, bu teşvik yasası vesaire. Güzel. Etkisi olmayacak mı sence? Bak şimdi. O yapısal reformlar biliyorsun hemen meyve vermez. Niye bozuldu bu sistem? Niye örneğin 2000 yılından bu yana neden bu kadar Türkiye ekonomisi cari açık üretir hale geldi? Düşük kur, yüksek faiz. Aynen. Düşük kur, yüksek faiz. Evet. Ve hatta şöyle diyelim, yüksek faiz dediğimiz de şu. Yani çok fazla yüksek faiz de değil aslında. Enflasyonun birkaç puan üzerinde, 2-3 puan üzerinde faiz politikası. Ama evet, asıl düşük kur politikası. Evet. Türk Kemal Derviş ile başladı bu olay. Evet. Türk parası değer kazanacak dendi. Ve biz bunu şöyle algıladık. Belli bir süre evet değer kazandırabilirsiniz. O kriz evet, dönemini atlatmak için bazı sektörleri, finans kesimini dolar, kurtarmak için. 1 dolar 1 TL olacak diye ne kadar konuşuyor. Evet yani yapabilirsiniz ama bu sürekli yapılacak bir politika değildir. Şimdi evet, sen yatırımcısın. Öyle düşün bak. Evet. Yatırımcısın. Yani yeni bir yatırım yapacaksın. Türkiye'de yatırım yapmak istiyorsun. Evet. Şimdi bir, diyorsun ki Türk parası değerli olacak. Yani artmayacak. Hatta 1 dolar 1 TL bile olabilir. Aşağıya evet, doğru gidiyor. İşte enflasyon 5 olacak. Onun üzerinde 8-10 puanda faiz olur. Yani 10 civarına 10'a geçmeyen faiz olacak diyorsun. Yatırım yapacaksın. Yatırım yaparken bir, iç talebe dayalı mı yatırım yaparsın yoksa dış talebe dayalı mı yaparsın? Tabii ki. Dersin ki ya kardeşim kur artmayacaksa ben niye ihracat yapayım? İç talebe dönerim dersin. Aynen öyle. İkincisi dersin ki peki ben finansmanı nereden sağlayayım? Pardon, nereden önce onu söyleyeyim? Dışarıdan sağlayayım. Nereden ithal girdi mi kullanayım, yerli girdi mi? İthal girdi kullanacaksın. Çünkü tabii, yerli girdinin fiyatı %5 artacak. Oysa kur artmayacaksa en iyisi ben ithal girdi kullanayım. Nasıl olsa maliyet artmayacak. Üçüncüsü, finansmanını ben bu işin, bir sürü inşaatçı şu bu, işin finansmanını ben acaba yerli kaynakla mı, yani TL ile mi yapayım yoksa yabancı parayla mı yapayım? Sen diyorsun ki her raporunda Türk parası değer kazanacak diyorsun. Tabii. Şimdi böyle niye bir durumda ben niye TL ile yatırım yapayım kardeşim? Ondan sonra gider yabancı parayla. Ondan sonra da özel sektörün dış borcu patlar. Şimdi 130 milyar dolardan dış borç 10 yılda gelmiş 350 milyar dolara. Özel sektör inanılmaz bir şekilde borçlanmış. Niye gelmiş? İşte bu politika yüzünden gelmiş. Şimdi sen kur gelmiş 2.05'lere gelmiş. Sepette ne bileyim 2.39'lara gelmişsin. Kal kardeşim burada. Evet. Niye kalmıyorsun? 1.80'leri, 1.92'leri telaffuz ediyorsun. Şu mu olacak? Ne güzel. Yabancıların elindeki portföyü sen iyi takip ediyorsun. Evet, evet. 117 evet, milyar dolarlık portföy var ellerinde. Hazine bonosu, devlet tahvili. Hisse senedinden geçtim o 60 milyar dolarlık hisse senedini bir tarafa attım. Ya onu satamazlar. Ama hadi onu çıkamazlar. Ama tahvil bonoda bu kadar yabancı varken Yaşar. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hem faizi yükseltmiyorsun. İşte altılar seviyesinde faizi tutuyorsun. Evet. 6.75 seviyesinde. Ya buldum. Sen de faiz lobicilerindensin. Ya ben tabii faiz lobicisiyim. Evet. Tam tersi. Bak şimdi iyi şey yaparsak. Faizi yükseltseydi yabancının elindeki portföy 117 milyar dolarlık portföy olacaktı bir kere. Aşağıya doğru geldiği için 100 milyar dolar. Yani 105 olacak. 105 olacaktı. 10 milyar dolar oradan. Bir de kur yukarı doğru geldiği için bir de oradan dayak atmış olacak mıydık? İki yerden dayak yemiş olacaktı yabancı yatırımcı. Evet. Şimdi sen ne yapıyorsun?
Diyorsun ki 2 kuruş para gelsin oradan diye 5 milyar dolar ayı çevireyim diye. Ne yapıyorsun? Diyorsun ki kur işte 1.90'a gelecek. Yani buradan siz bozun gelin Türkiye'ye işte bugünü kurtaralım diyorsun. Hayır kardeşim, ne olacaksa biraz insanlar kur farkı zararını çeksinler. Evet, birileri biraz şey yapsın ama bu sistemi artık şuna dönmemiz lazım. Gerçekçi kura dönmemiz lazım bizim. Evet. Yani gerçekçi kurda dediğinde şey, sonuçta piyasada belirlenen kur değil mi sadece? Yani evet, yani müdahale olmaması lazım. Sen döviz alıyorsun, niye alıyorsun? Ben portföy yöneticisiyim, döviz aldım kardeşim. 5 milyon dolar döviz aldım. Niye aldın? Şimdi böyle bir soruşturmayı yaparsan şimdi o zaman gel yönet. Bankamı gel yönet, fonumu gel sen yönet o zaman. Evet, doğru. Anlatabildim mi? Yani biliyorsun bir 2 milyar dolar döviz aldı. 2 milyar dolar ya, 130 milyar dolar dövizin var senin. Niye piyasaları tedirgin ediyorsun? Evet. 2 milyar dolar döviz alındı diye niye piyasayı tedirgin, kim aldı, niye aldı, işte hisse senedini kim sattı? Ya bir dakika, evet. Ya niye tedirgin oluyorsun? O kadar mı zayıfız? Hayır, 130 milyar dolar uluslararası rezervin var senin. Niye, evet, korkuyorsun? Niye soruşturma açıyorsun? 1 milyon dolar alsın kardeşim, kim alırsa alsın. 1 milyar dolar alsan ne olacak? Peki Sadi, şu şeyi ben netleştireyim. Çok 2 dakikamız kaldı. Turgut Polat yaklaşık 18 tane mail atmış durumda. Forex işlemleri olmayacak mı lütfen diye. Tamam. Yani euro dolar, hayır, euro dolar paritesinin analizi yok. Şurada al, burada sat demem bekleniyor normalde. Böyle bir şey yok tabii ki. Yani şurada şu an hani forex piyasalarının hani o konuda danışmanlık veren birçok firma var. Oradan şey yapabilirsiniz. Ama şu aşamada forex, hani konumuz makro ekonomi, konumuza da ayıp olmasın. Yok yok, yarın, burada ya. Sen, yarın şey gelince, şey yarın Cüneyt ile yapacağız, Paksoy'la. Cüneyt Paksoy'la yarın bunlara değinip, o da tam teknikçidir, ona bakabiliriz. Ben kısaca şeyi söyleyeceğim. Dün Erdem Başçı'nın söylediği 1.80 hedefi, yani 1.80 de olabilir, sermaye akımları tekrar yükselirse dedi. Ben şöyle söyleyeyim. 2003 ile 2007 arasındaki sermaye akımları kadar bir sermaye akımı olursa 1.50 olur. 1.25'e bile gidebilir. Olabilir. Önemli olan sermaye akımları güçlenirse demek değil. Sermaye akımlarının güçleneceğine niye inandığını bana bir açıklasa. Yani tekrar eski tas eski hamam olacağını, evet, bana bir açıklasa ben o zaman şey yapacağım. Yani inanacağım 1.80'e. Fakat şu an bilmiyorum yani. Sonra da Sayın Başçı dedi ki Bernanke işte ne kadar net olurlarsa o kadar, evet, iyi olur dedi Sadi. Şimdi bizim Merkez Bankası'nda ben tam bir şaşı haldeyim yani. Yani biz enflasyonu mu hedefliyoruz? Yoksa finansal istikrarı mı hedefliyoruz? Çünkü 2 yıldır finansal istikrardı birinci cümle. Şimdi enflasyon ön plana çıktı. Arada büyüme de geliyor. Biz neyi hedefliyoruz? Tamam, net olunacaksa zaten biliyorsun. Niye Nobel aldı Lucas kritikle? Niye aldı adam? Çünkü çok net bir şekilde şunu söyledi. Merkez bankaları sürpriz yaparsa en kötü etkiyi yaratır, evet, piyasalarda. Evet. Merkez bankaları ne kadar clear, açık, şeffaf olursa, olursa ekonomik büyümeye o kadar büyük katkı yaparlar. Şu an acaba Merkez Bankası kendi politikasını belirlerken bu kadar yan çizmesi, bir o yana bir ona zikzak yapması, acaba oradaki insanların bir işi bilmezliğinden mi kaynaklanıyor? Yoksa ciddi anlamda bir siyasi etki altında böyle zigzaklar mı yapılıyor? Şimdi 1.80'e getirdim. Süremiz bitti. Hayır, bu arada da senden son cümleyi alayım. Şöyle, 1.80'e getirdiğin zaman evet döviz borçlularını sevindirirsin. Peki ihracatçı ne yapacaksın? Veyahut da Türkiye ekonomisinin yeniden kendi üretimine zaten dönmesini Denizli Ticaret Odası Başkanı nasıl şey dönüştüreceksiniz? Dedi, 1.80'e gelirsek mahvoluruz dedi. Yani zaten şu an cari açın da gerilemeye başlamasının bir sebebi de zaten kurdaki Türkiye hareket. Üretime dayanmadığı sürece, böyle sermaye akımlarına bel bağladığı sürece finansal terörün etkisi altında kalır. Evet, bu son cümle olsun. Kesinlikle dışarıdan sermaye akımları yönlendirmemeli. Ve sevgili seyirciler, paranın ortasının maalesef yine sonuna geldik. Piyasalarla ilgili de borsa dün şey yapmıştı. Bugün bir miktar düşerek açıldı ve tekrar şu an yukarı doğru bir hareket var. Borsada dünküne benzer bir hareket bekliyoruz. Asıl önemli konu yarın Amerika'nın büyüme verisi açıklanacak. İşsizlik başvuruları gelecek. Bu veriler kötü gelirse olumlu olacak bizim için. Çünkü biraz daha ertelenir diye umut edeceğiz. Bu arada doları da söyleyeyim. 2.0031 seviyesinde bulunuyor.
Sadi çok teşekkür ederim geldiğin için. Sağ olasın. Gerçekten çok keyifli oldu. Sevgili seyirciler, sizlere de bizim sohbetimize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Turgut Bey, Turgut Polat'a da size de artık kusura bakmayın. Yarın Forex piyasalarına bakalım diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.